Görüşürüz. Bay bay. Ben tekrar Selin'le buluşacağım bugün ve bugün Altın Tapınağı'na gidiyoruz onunla birlikte. Yanımızda birkaç kişi daha olacak. Şimdi onu otele almaya geldim. Burası Radisson'dayız. Şimdi ona yazdım. Bakalım ne zaman dönecek. Bu cumartesi gece geldim. Pazar buradayız yine. Çok uzakta değilmiş. Selin'le tekrar buluştuk ve bu sefer Altın Tapınağı'na gidiyoruz. Yanımda kimler var? Hello. Hello. Altın Tapınağı'na çok geldim. Artık belki bu videolardan sıkıldınız ama güzel olacak yine bugün de. Geçen Selin'le oturduğumuz yer. O masa. Önden geçiyorum. Evet. Özlemiş. Ne yapalım? Oturalım mı? Bir şeyler mi bakalım? Should we sit and drink something or should we... Eğer gidersek tapınağa da gitmiş oluruz. Okay. O yüzden biraz burada vakit geçirip bir şey denemek ister misiniz? Mesela aç mısınız? Çay içmeye geldik. Masala tea ke. Masala tea varmış işte. Evet, masala tea içeceğiz şimdi. En son gençlerin buradaki bu ve bizim... Ben şey sormuştum hani en... Mesela buraya geldiği zaman sevdiğin şeyler ne olmuştu? Ama mutlular. Şey benim çok hoşuma gidiyor, renkliler. Renkliler. Evet, o çok güzel. Evet, ben de kendime baktığımda çok siyah beyaz giyiniyorum. Evet. Çünkü bugün bile öyleyim. Ama burada biraz daha renkli giyinmeyi öğrendim. Evet. Ve insanlar çok yakıştırıyorlar hani kıyafetleri. Aynen. O böyle yaşlı teyzelerin crop giymesi de bitiyorum zaten. Sari üstlerine değil mi? Çok tatlı renkli evet. Olmaları. Burada mesela sari kültürü çok yok. Genelde kadınlara baktığında tunik ve altına şalvar ya da tayt görürsün. Ancak da çok sari kültürü yok. Şeyde sanki yanlış hatırlamıyorsam Mumbai'de çok fazla giyiniyorlar. Mumbai'de evet, güneyde. Aynen. Güneyde daha fazla. Şeyde de giyiniyorlar sanki, Koçi'de de giyiniyorlar. Koçi'de de var, ben de gördüm. Evet, acaba masala çaylarımız geldi. Temple'da. Değil. O da tatlı mı? Onu evet. Söyledin. This size. Lapça mı? Bada size 2 piece, çota size 8 piece. ठीक है, thank you. Bahut danya var. Cheers. Okay. Bitasın. Afiyet olsun. Ya böyle çok tarçın tadı gelmediği zaman ben seviyorum. Sabahki azın, sabahki insan sandviçinden bayılırım. O kadar çok renkli vardı ki. Masala çayı çok beğendim, güzel. Ben de çok Kakuleli. Beğendim. Zaten en evet, sevdiğim çaylardan birisi oldu. Üçüncü gerçekten. Çok şey değil böyle, çok baharat değil. Daha sade olmuş. Hayır yok şey, ikili getirecekti, sekizli getirdi. Şey menüde parça. Normalde iki tane mi getiriyordu? İki tane mi? İki büyük parçaymış ha, ama okay. O böyle bir şey yapmış herhalde biz. Evet, nasıl bir tadı var? Çok güzel, benim çok hoşuma gitti. Böyle kekik, sen nerede yedin bunu? Ben hiç açık ben değilim ya böyle yeni tatlara. O benim en sevdiğim şey ve seni aslında oradan yedireyim diyordum sana. Oradan da yedim. Sen nerede yedin? Açayım olayı. Acaba tadı nasıl? Çünkü bu her yerde güzel olmuyor. Ben valla beğendim, sence? Güzel. Bence de güzel. Lap jamon biliyorsunuz benim en sevdiğim. Evet. Bunun adı ne? Hmm. Lap jamon. Gulap jamon. Gulap jamon. Bu peynirden yapılıyor. Hmm. Yani belki şimdi... o yüzden bana o kadar yağlı geldi. Lor gibi bir peynir var. Olabilir. Tam şimdi anladım olayı. Hoşmerim var ya, ona benzedim. Ve un falan yok içinde. Süt tozu var. Hamuru böyle süt tozu, süt, lor peyniri gibi. Sadece şeylerinden yapılıyor. Evet. Çok iyi. Gerçekten mesela bak burası güzel. Burası da çok güzeldi. Ben de çok sevdim. Evet. Ve sıcak sıcak böyle. Aynen her şey o sıcak olunca, bu da sıcak olunca içim rahatladı böyle. Golden Temple'a giriyoruz. Evet. Tamamı mı altından yapılmış oranın bir kısmı mı? Tamamı. 750 kilo altın. Saf altın var. Golden Temple'ın ilk tuğlasını koyan kişi bir Müslüman bu arada. Bu da şu an bulunduğumuz yerde meditasyon yaparmış hep. Yani Golden Temple'ın olduğu yerde. Odanın da uğrak merkeziymiş. Sal olarak geçiyor. Evet, son gulab camını kim yiyor? Ben de yiyeyim. Selin yiyor o zaman. Çok beğendiğine göre Selin yesin. Aynen, sen iyi, çok tamam, beğenmedin. Ben yiyeyim. Selin'in en sevdiği tatlı olabilir galiba. Hint tatlısı. Hoşmerime benzettim ben bu tadını. Ve severim yani böyle peynirli falan filan. Evet.
Bence de çok güzel. Bir de sıcacık getiriyorlar. Burası biraz soğuk bugün. Halbuki saat daha 4.30. Normalde evet. Sen telefon geldiğinde akşam olmuştu. Aynen 6 falan böyle hava karanlıkta soğuk olduğunda. Şu an burası Golden Temple'ın içi. Bu canlı. Kutsal kitapların adı Guru Granth Sahib. Onu okuyorlar her gün. Ve burada canlı şekilde gösteriliyor. Selim'i ya. Deli ya. Teyzeyim şimdi sen de kendini. Selin beni öldürdü. Arkadaş ediniyor. Gerçekten birimiz montlu, birimiz hırkalı ve ben gömlekliyim. Hava soğuk ama. Evet. Amcaya bak. Amca. Hello. Bir şey oldu bunlar. Polis mi geliyor? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Video yap diyor ya. Kaptan nerede? Kaptan aldı mı? Almalı mıyım? Eksik Uncle Nakar. Ne legal engin? İstiyor mu? Kutu legal. Git ne pese? Yo pese. Nakar git ne pese? Yo sarda abi. Ne kadar? Yanında var mı böyle bir 50 rupi en fazla? Yok 200 lira. Gel o cevabı dene. Sende var mı 50 rupi falan? Böyle 30, 40. Laban. Legal. Yapayım mı sana diyor. Yapsın mı? Yapmasın mı diye. Hadi hemen gidelim buradan, bunlar bizi yiyecek yoksa. Ben şimdi istemiyordum ki bunu. Niye benim başımı bağladın? Şey gibi yere mal falan dışarıda bütün karıncalar. TikTok yoksa çalışmıyor Hindistan'da. Ben ilk geldiğimde bilmiyordum. Sonra bir ay boyunca TikTok izleyemedim. Evet. Mi? Bunlar evet, bunların yeresel kıyafetleri. This is the traditional dress of the Sikh religion. Yeah. Kaosun içine geldik gene. Düz gidiyoruz. Bildim, orada kalacağım sandım ya. Evet ya, ne kadar rahatlar. Baksana böyle yatabiliyor yani. Uyumuş adam. Uyumuş yani bir de orada. Bizden başka da dönen bakan bence yok. Acaba? Herkes şaşkın tabii böyle yatan bir adamı görünce Hindistan'da. O bak, onlar da bizi çekiyor. Sakın bunlara evet demeyelim, yoksa daha fazlası gelir. Geçen aldığımız kıyafetleri 1000 rupiye almıştık. Sonra burada sorduk, 550 rupi dediler. Selin'le çok üzülmüştük ama. Yeah, this streets of India is watch. Yeah, me too. Watch. Like old places is showing more city street foods. Hintliler yemek yemeyi çok seviyorlar ya. Çay. Çay yapıyorlar. Çay di. Hanji. Çay yapıyorlarmış. Masalı çay zamanı. Şöyle aynen. Küçücük bir dükkanda ya, bakar mısın? Sokak lezzeti. Evet. Bunlar şey, yeni evlenenler mi takıyorlar? Evet, ben de taktım bunları 6 ay kadar. Ve bunu gelinin dayısının alması gerekiyormuş. Oha, o ne ya? Öyle bir gelenekleri var. Thank you, nice to meet you.
Daha da gidiyor mu üzerine? Bilmem, ne yapalım. Ay, köpüşü şey bu. Oo. Burada köpekleri çok sevmiyorlar galiba. Kedileri hiç sevmiyorlar. Ama köpekleri de şey. Köpekleri de baksana ben. Hayvanların haline. Şey, yani bakmıyorlar ki. İnsanların hali ortada, köpeklere taktım. Evet. Ben şey diye duymuştum. Köpekleri de kötü ruh diye görüyorlarmış. Hmm. Hani olabilir. Bir şey zarar vermiyorlarmış ama öyle çok da beslemiyorlar. Olabilir, olabilir. Burada ben de şey, kertenkele ve kedi için aynı şeyi duymuştum. Hani kötü ruh falan. Bulamazsak arkadan geri döneriz. Sanki kenarda bir yerde herhalde böyle gördüğümüz bir insan. İnsan. Buraya da. Buraya da. Nerelere geldik ayol? Ben bile daha önce gelmemiştim Amritsar'ın burasına. Oo, nasıl güzel çay yapıyor gene. Kya baat. Very good picture. Kya baat hai, aap kya baat hai. Çay bana diyor. Hum to keh to rahe hain kya baat, devi phona devi phona. Picture kaisi aa rahi hai? Haan ji. Picture kaisi aa rahi hai? Bahut acha aa rahi hai. Thank you. Evet, ban bread. Seviyorum onu ben. Kahvaltı hep yiyorum ya, bak Selin nasıl takip evet, ediyor canım. Evet, ben biliyorum seni. Aa, burada sokak yemeklerinin olduğu daha farklı bir yere geldik. Aa, buradan da Golden Temple'a çıkabiliriz. Buradan daha şeye gidebiliriz, ne yapalım? Burası benim çok ilgimi çekti şu an. Sokak yemeklerine bakın. Şu samosa gerçekten lezzetli ama şu pişirdiği yağa bakınca diyorsun ki buradan yemeyelim. Ben de bu kadar yemiyorum sokak lezzeti. Bu benim için de fazla. Zaten şey ya, motor yağı galiba. Motor yağı ya, kapkara. Evet, ne yapalım? Ha, foto çayı. Aa. Ben de geçeyim oraya. Dotin. Fotoğrafımı çek diyor da. Oha, ne kadar farklı ya senin kameranda benim. I also wanna go. Can you take me? Bunu tutsanıza. İki tane elim var. Ne olur. Sen git. Ben gerçi bundan çekebilirim. Ya, evet, bu YouTube kapatmak zorunda. Evet. Say daha iyi. Ne yapıyoruz? Ne böyle yapalım? Gidip biraz daha bir şeyler mi keşfedelim? Böyle gidip böyle diploma mı geçirelim? Böyle gidip böbreklerimizi çaldıralım hadi. Sena'nın tespitleri. Şalka. Odele bakayım. Tatlı patates. Şu da su kestanesi. Şu su kestanesi çok sağlıklı bir şey. Tatlı patates. Şu su kestanesi. Bizde İzmir tarafında oluyormuş ama ben yaşadığım hiç görmedim İzmir'de. Yeniyor. Bu kapalı bir şey olduğu için denedim. Kapalı bir şey. Evet. Doğru. Ve güzel de. Hello. Hello. Hanji. Ankan. O ne? Her yer bu ne ya? Şu mango. Ya, mangonun pestili. Şu anda geldiğimiz tarafa doğru yürüdük. O tarafa yürümedik aslında ama her yer aynı. Aynı elektrik kabloları ve her yer eski olduğu için. Aa, jelebi yapıyorlar şurada. Oraya gidelim mi? Hı-hı. Şurada jelebi yapıyorlar. Çok ilgimizi çekti. Biliyorsunuz Hindistan'da bayağı önemli bir tatlı jelebi. Aa, burada gulab jamun var senin sevdiğin. Bu benim de en sevdiğim, favorim olan tatlı. Az önce de yedik. Şu çam. Soya bu. Aynı bunun tadı tavuk gibi oluyor. Ama bir sebze yine. Soya fasulyesi yani.
Şu adam çantalıp para topluyor milletten. Ay, elektrik kablolarını keşke yakından gösterebilsem size. O kadar karışık ki. Yani hadi geri dönüyoruz artık. Deneyelim diyor musun? Geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz. Şimdi tekrar tapınağa doğru. Yine değişik bir şeyler buluruz yolda. Bir de ben Hindistan kültürünü seviyorum. Hani bunu görmekten, bunları görmeyi ya da bu gürültülü ortamı değil ama kültürleri böyle rengarenk oluşları ve arkasındaki nedeni görünce de güzel oluyor. Arkasındaki neden neymiş? Mesela şöyle bir felsefik bir düşünce tarzları var. Kuzeyde değil ama güneyde, Koçya'da belki görmüşsünüzdür. Muz yaprağının üstünde eliyle yerler pilavı falan. Genelde yemekleri elle yerler. Bunun, evet, otelde evet elle yiyorlar. Bunun nedenini ona sorduklarında şöyle bir şey var. Yemek çok kutsal bir şey. Bu bir nimet. Neden bir aracı koyalım? Onu elimizle, kendimize hissetmemiz lazım. Çok böyle değişik felsefik düşünceleri var. Evet. Evet, altın tapınak. Sena'ya böyle sarayı denetmek istiyoruz. Biraz daha geriye doğru yürürsek bulabiliriz. Tamam, o zaman dönüşte bak. Dönüşte mi? Fark etmez. Hava da hala aydınlık yahu. Çok Golden Temple videomu izlediniz gerçekten. Ama ne yapayım, yaşadığım şehirdeki en önemli yer burası. Bir de bu sefer farklı kişiler var yanımda. Çıktıktan sonra merak ediyorum onlar ne düşünecekler. Hemen arkamda artık Golden Temple var. İçeri gireceğiz şimdi. Sihirlerin ilahileri yine duyulmaya başladı. Evet, hazır mıyız Golden Temple için? Evet. Ayak işi hoş değil mi? Kesinlikle haklısın. Evet Selim. Amritsar'ın, yani bu kadar, bu insanların Kâbesi şu an burası. O kadar önemli. O zaman temizdir diye düşünüyorum. Temiz. Aslında Hindu tapınaklarına göre daha temiz. Çıktıktan sonra görüşlerini alacağım. Evet, burada ayakkabıları vermemiz gerekiyor. Ayakkabıları vermemiz gerekiyor. Aa, geri alabileceğiz mi? Tabii tabii. Bir bozuk para gibi bir şey verecekler bana, emanete koyuyoruz gibi düşün. Hadi gelin. Herkes şu an şok. Ama böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Yani dini bir yer, ne yapalım? Bizler de değiştiriyorlar. Evet. Diyoruz orpaya. Just only 1 minute. Sure. Ah ah ah, ne yaptın sen? 181. Okay, thank you. Çok soğuk ya. Şimdi bunu we have to wear it now before entering. Ne olmadığı zahmetten sonra Allah size. Ay, çok aşağı inemedim. Her şey yapacağım, şuraya koyacağım. Just 2 minutes. Thank you. Okay, thank you. Hemen ayarladın kendine göre. Ay, saçımı hemen önden çıkar. Böyle oldu sanki. Evet. Golden Temple'a giriyoruz. Hadi. Hadi. Bir cesaret. Ben geçiyorum. Evet. Altın Tapınağı'na girdik. Şu aşama gerçekten çok zordu hepimiz için. Bu arada çantaları ya da cepleri falan da kontrol ediyorlar. Golden Temple'ın içindeyiz şu an. Bana saçlarını bağla dedi. Saçlarımı bağladım arkadan. Normalde hiç böyle demiyorlardı ama ben de şaşkınım. Evet, güzel bir zamanda geldik bence. Çünkü hava ne tam karanlık ya da ne aydınlık. Şu an bir sürü ibadet eden insan burada dolu. Ve buranın enerjisi yine her zaman anlattığım gibi çok güzel. Bu dinin... Bu dini başlatan kişi biliyorsunuz Guru Nanak ve Guru Nanak Pakistan'da doğuyor ve tekrar Pakistan'da vefat ediyor. Öldükten sonra hem Hindular hem Müslümanlar tarafından çok sevilen bir ermiş olduğu için yakılması ya da gömülmesi konusunda tam olarak iki taraf bir karar veremiyor ve onu bir yere, kutsal bir yere koyup orada
bekletiyorlar. Üzerine de bir çarşaf örtüyorlar ve bu kültürde çok önemli olan gülleri üzerine koyuyorlar. Fakat 2-3 gün sonra gurun anakordu olmuyor ve onun tekrar ne kadar ermiş biri olduğunu düşünüyorlar. Üstündeki gülleri Müslümanlar alıyor ve gömüyor. Hindularsa yakıyorlar. Böyle bir hikayesi var. Evet, Golden Temple gezimizi hemen biraz hızlandırmak istiyoruz. Çünkü artık dediğim gibi Amritsar soğudu ve mermerler çok soğuk. Ben de üşüyorum bastıkça. O yüzden hemen çıkacağız. Bu dinin 10 gurusu var. Tabii bir tanesi Pancab dilinin Gurmukhi alfabesini bulan kişi. Buradan temiz su içebilirsiniz Golden Temple'da. Şurada da gönüllü olarak her gün buraya değişik insanlar geliyor. Burada kumla temizliyorlar bunları. Making your video, what do you wanna speak? Vaheguru. Vaheguru kara. Vaheguru. Benim de vlog'una koy dedi. Ne söyleyeceksin dedim, bilmiyorum diyor. Birazdan tapınaktan çıktıktan sonra Rajan gelecek ve Seda ve Kaptan'la o da tanışacak. Selin'le zaten tanışmıştı bir önceki vlogda da görmüştünüz. Bir şeyler yeriz herhalde. Thank you. Şu hamla verdi. I'm really sorry but they gave me like this. Thank you. We have YouTube channel. Can you subscribe? Yes, yes, yes. Yes. Let me write. YouTube channel kar se yaha par. Ram Ram. Ram Ram. Welcome India. Thank you. Thank you ji. Namaste. Altın Tapınak'ta Gujaratlarla tanıştık. Gujarat'tan geldik. Ya yürürken gerçekten rahatsız ediyorlar. Şu özellikle sol taraftaki grup. Şu an böyle takip ediyormuş gibi yanımıza yanaşmalar. Bak, bak. Selin'i biraz rahatsız ediyorlar. Hey babesimizi rahatsız ediyorlar. Pişmina şok, sami şok, pişmina. Ay pembe. Evet, 7 metrelik bir kumaş. Onlar yapacaklar size. Sana yaptı ya bir tane. Üstünüzdekilerle yapacak. Bunun yarım metresiyle bluz yaptırıyorsun terziden kendin. Bunun normalde sabitleyici bir lastiği falan var. Böyle durmuyor. Ama şu an göstermelik. Aynen bak, oldu, evet. Böyle oldu ha gerçekten. Ay çok güzel oldu ya. Gerçekten bayıldım. Ve bu renk gerçekten şahane yakıştı. You're amazing. Evet, fotoğrafımızı da çektik. Ve artık gidiyoruz. Böyle bir dükkanda ışıl ışıl güzel, ürünleri de güzel. Ama sari nasıl giyeceğimiz konusunda pek fikrimiz yok. Anam da şu çantalara bakın. Tatlı patates deniyoruz şimdi. Neydan? Neydanla neydan? O zaman herkes teker kurban ben mi? Güzel mi? Gerçekten güzel. Çok güzel. Güzel güzel. Tamamen tatlı bir patates, evet. Yani. Dokusu patates ve kendisi tatlı. Evet. Çok güzel. Çok iyi. Biber çok geç geldi ama sonunda kavuştuk. Evet. Yine bize beddua okuyan birisi. Rajan da bize katıldı ve şimdi yemek yemeye geldik. Genelde buraya hep geliyoruz. Bakalım buradakilerini beğenecekler mi? Siparişlerimizi verdik. Bakalım nasıl gelecek. Nasıl garlic potato? Beğendin mi? Bu tarz şeyler burada çok yapıyorlar.
Sarımsak tadı çok geliyor mu? Pizzamız geldi. Güzel de görünüyor. Tavuklu bir şey sipariş ettik yine. Yine ben mi ilgileniyorum? Kurban sensin bugün. Bizim masa. Şimdi artık buradan çıkıyoruz. Soğuk. Bugün nasıldı? How was today? Çok güzel bir gün geçirdi. Wonderful day. I didn't expect. Altın tapınak nasıldı? How was the Golden Temple? It was amazing. Bir de sen böyle anlattığın için çok daha güzel, anlamlı oldu. Aynen. Yani yoksa biz de hani giderdik ama bakardık, ne olacağını anlamayacağımız için dediğim gibi çok güzel çıkacaktık ama ayakkabılı olsak daha iyiydi. Selin'le bir önceki videomuzu zaten izlemiştiniz. Evet. Yine buluştuk. Pazar günü hatta tekrar beraberiz. Böyle bir grup olduk. Evet. Hepsi çok tatlı. İyi geceler. Bye bye. Görüşürüz. İyi geceler. Kendine iyi bak.